Öncelikle tüm Türkiye'nin başı sağ olsun ve çok çok acı günlerden geçiyoruz. Gerçekten bu acının tarifi yok. Kenetlenmesi gereken günlerdeyiz ve tabii en önemlisi de basın özgür olacak ki haber alma hakkını doğru işletebileceğiz ki vatandaşlar da bu zor ve acı günlerde birbirine daha iyi kenetlenebilsin ve çözüm üretilebilsin. Çünkü biliyorsunuz basının birinci görevi, öncelikli görevi kamu adına, halk adına yanlış olanları işaret etmek, daha halkın beklentilerine yer vermek, halkın durumunu objektif olarak sergileyebilmek. Ama maalesef biz daha sürecin acılarını yaşar yaşamaz hemen sıkıntılarını farklı olarak da hissetmeye başladık. İlk önce sanki Türkiye bu kadar keskin acılardan geçerken öncelikle basının engellenmesine çalışılan yöntemler karşımıza çıkıyor. Geçmişte de benzer şeyler var. Basını regüle ederek toplumu regüle etmeye çalışan bir yaklaşım var. Oysa istediğimiz tek şey özgür habercilik yapabilmek. Sıkı yönetim dönemlerinde bu en önemli kalkan oluyor ve karşımıza çıkıyor. Meslektaşlarımız şimdiden gözaltına alınmaya başlandı. Sorarken ya soru sormaları engelleniyor veya hiç değilse otokontrol yapmaları isteniyor. Geçenlerde, önceki gün yine bir canlı yayında gördük ki kendi meslektaşımız bile ama bunu vermeyelim sıkıntı doğar diye düşünmek zorunda kaldı. Türkiye bu acı süreçlerden geçerken basın özgürlüğü bizim birinci çaremiz. Bundan asla taviz veremeyiz. Çünkü halkın gerçeğini yansıtmak zorundayız. Ve bütün yetkililere sesleniyorum. Sizin sorununuz basın değildir. Meslektaşlarımızın engellenmesi değildir, yanlışları düzeltmektir. Öncelikle bu yanlışların düzeltilmesi lazım ülkemizde. Çünkü maalesef bu süreçte görüyoruz ki birçok can kaybı da zamanında müdahale edilememekten dolayı yaşandı, yaşanmakta. Bütün bunları basılı vermesi zaten birinci görev ve engellenemeyiz, engellenmememiz gerekiyor. Sıkı yönetim OHAL dönemlerinde geçmişte de yaşadığımız gibi önce basının iş yapamaması sağlanmaya çalışılıyor. Bu alışkanlıklardan artık vazgeçilmeli. Meslektaşlarımızın yanındayız. Ve bu bölgelerde ekmek kadar, su kadar haber özgürlüğü gerekli. Ama olağanüstü süreçler yaşanırken, hele hele OHAL varken zaten akıl almaz şekilde basına yapılan baskılar ve tahakkümler çok daha katmerleşiyor. Ve biz bunları yaşıyoruz sürekli. Ve üstelik bir üst akıl mantığı oluşuyor. Herkese ve her şeye çeki düzen vermeye çalışan bir üst akıl mantığı oluşuyor. Ve bu basından başlıyor, gazetecilerden, meslektaşlarımızdan başlıyor. En küçük bir bürokrat bile basının üzerinde kendini bir güç olarak görmeye başlıyor. Onu yapamazsınız, bunu çekemezsiniz, bunu edemezsiniz gibi. Gazetecilik çok açık ve nettir. Halk adına gerçekleri gösterme mesleği bizim mesleğimiz. Ve biz bu gerçekleri göstermekten taviz veremeyiz. Bizim işimiz bu çünkü. Olağanüstü zamanlarda bizlere iş düşüyor. Çünkü dayanışmayı üst düzeyde artırmak zorundayız. Ama en önemlisi de halkın yaşadığı gerçekleri vermekten bizi hiç kimsenin alıkoyamayacağını, bütün yetkililerin bilmesi gerektiğine inanıyorum. Ve işte her zaman klasik bir cümle vardır. Gerçekleri mutlaka açığa çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. Ama önemli olan o da değil, şu an çok büyük acılar çekiliyor. Mesele bu acılara merhem olabilecek yolların önünü tıkamamakta. Bunlardan bir tane, en önemlisi ise basındır. Çünkü basın bu gerçekleri verir, halkın yaşadığı sıkıntıları verir. Bizim işimiz halkla ilişkiler değildir. Her şey güzel gidiyor, iyi gidiyor. İşte burada şu kurtarıldı, bu kurtarıldı değil, tam tersi. Biz yanlışa ve halkın zarar gördüğü noktaları işaret etmekle yükümlü olan insanlarız. Bunu anlatacağız. Olağanüstü süreç, tabii OHAL süreçleri bizler için çok sıkıntılı süreçler. Ama fark etmez, enerjimizi ve dinamizmimizi artırmak zorundayız. Diyorum ya, o kadar büyük acılar yaşanıyor ki artık biz bile karşımıza çıkacak engelleri değil, bu engelleri nasıl aşabileceğimize yönelik çözümleri düşünmek zorundayız. Ve hiçbir kamu görevlisinin eğer gerçekten halkı düşünüyorsa basını engellemek gibi bir yaklaşımı olmamalı.